Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bambu bir ipim var. Şöyle göstereyim. Onunla başlayacağız. Modelimiz oldukça güzel ve kolay, ajurlu bir model. Renk numarası şöyle göstereyim. Evet, kullanacağım şiş 3,5 numara. Yazlık örgülerinizde kullanabileceğiniz harika bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Şöyle ilmeklerimi çıkaracağım. Bu model için 4 ve 4'ün katları artı 2 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayacağız. Modeli kuracağız. Şöyle ilmeklerimi alıyorum. Hemen sayalım ilmeklerimizi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 22 ilmekle başlayacağım. Bir tane fazla almışım. Hemen onu çıkarttım. 22 ilmekle modelimizi kurmaya başlayalım. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. 2 düz ilmek ördüm, 2 ters, 2 düz 2 tersle şöyle birkaç sıra lastik yapacağım. Daha sonra modelimizi üzerine kuralım. 2 düz 2 ters, 2 düz 2 ters, sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Siz de istediğiniz lastiğin üzerine kurabilirsiniz. Hatta model lastik de istemiyor. Yazlık örgülerinizde lastik olarak kullanabilirsiniz. Şu salaş örgülerde kullanacaksanız lastik yapmanıza da hiç gerek yok. Ama bir de size lastikli olarak göstermek istedim. Şöyle bir ters, 2 ters 2 düz olarak lastiğimizi yapalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine düzleri düz, tersleri ters olarak örüyorum. Şu şekilde devam edelim. Ben birkaç sıraya tamamlayıp geliyorum. Lastiğimi tamamladım bu şekilde. Şimdi modelimizi kurmaya başlayalım. Modelimiz bir sıradan oluşmakta, yani tek sıra. Şöyle kenar ilmeğimi örmeden aldım. Lastiğimizin ön yüzündeyiz. Ön yüzünde modelimizi kurmaya başlıyoruz. Sıradaki iki ilmeğimi düz örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Ördüğüm ilmeği sağ şişimdeki ilmeğimi tekrar sol şişime alarak bir kez daha ördüm. Aynı ilmeği bir kez daha düz olarak ördüm. Daha sonra bir kez doladım. Kesme işleminden sonra bir kez doladım. 2 ilmek ters örüyorum. Buraya kadar modelimiz bir kez kurulmuş oldu. Aynısını tekrar ediyorum. 2 ilmeği şu şekilde düz örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Ördüğüm ilmeği, yani tek olan ilmeğimi bir kez daha ördüm. Bir doladım. 2 ilmek ters ördüm. 2 ilmeği düz örerek kestim. Ördüğüm ilmeği bir kez daha düz olarak ördüm. Tek olan ilmeğimi bir kez doladım. İpimi şişime 2 ilmek ters olarak ördüm. Modelimiz böyle devam ediyor arkadaşlar. 2 ilmeği düz olarak ikisini bir örerek keselim, tek ilmeğe düşürelim. Ördüğümüz kalan yani tek ilmeği bir kez daha örüyoruz. Daha sonra bir kez dolayalım, 2 ilmek ters örelim. Model hep bu şekilde devam edecek. 2 ilmeği düz örerek kestim, tek ilmeğe düşürdüm. Sağ şişimdeki ilmeğimi tekrar alarak bir kez daha ördüm. Bir doladım, 2 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimiz bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok basit. Yapımı oldukça kolay ve güzel yazlık ajurlu bir model. Şimdi bir kez daha tekrar edelim modelimizi. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bakın sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. 2 ilmeği tek ilmeğe düşürdüm. Bu tek olan ilmeğimi tekrar ördüm düz olarak. İkinci kez örmüş oldum. Bir doladım. Kesme işleminden sonra bir kez doladım. Ajurlu ilmeğe geldim. Bakın ajurlu ilmeğimi ters ördüm. Arkasındakini de ters ördüm. Bu şekilde. İki düze gelince önce ikisini bir düz örerek kestim. Daha sonra tekrar şişime aldım ördüğüm ilmeği. Bir kez daha düz olarak ördüm. Bir doladım. Artırma yaptım. 2 ilmek ters ördüm. Ters ilmeklerin birincisi ajur olan. Diğeri de arkasındakini örüyorum. O sırayı şaşırmayalım arkadaşlar. Şu ajurlu ilmeğiniz size kılavuz olsun. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Tek kalan ilmeğimi bir kez daha ördüm. Yani ikinci kez örmüş oldum. Bir doladım, artırma yaptım. Şu ajurlu ilmeğimi ters ördüm. Arkasındakini de ters ördüm. Yani 2 ilmek ters ördüm. 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Sağ şişimdeki ilmeğimi tekrar sola aldım ve aynı ilmeği tekrar düz olarak ördüm. Bir doladım, 2 ilmek ters ördüm. Aynı işlemi yapıyorum. 2 ilmeğimi ikisini bir düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Kesme işlemi yaptım. Ördüğüm ilmeği tekrar bir kez daha düz örüyorum. Bir doladım. 2 ilmek ters ördüm. 2 ilmek tersle sıramı bitiriyorum. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Modeli 2 kez kurmuş olduk. Şimdi bir kez daha tekrar edelim. Anlatmayayım isterseniz, elimi takip edin. Şöyle sessiz bir şekilde bir sıra daha yapalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu şekilde devam ediyorum. Bakın arkadaşlar, 2 ilmeğimi düz ördüm. İpimi tellendirmeden alayım. 2 ilmeği düz olarak kestim. Şişime tekrar taktım ördüğüm ilmeğimi. Bir kez daha ördüm tek ilmeğimi. Bir doladım. Bakın ajurlu ilmeğime geldim. Onu ters olarak ördüm. Bir de arkasındakini. 2 ilmek ters ördüm. Aynı şekilde devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Dikkat etmeniz gereken nokta, bakın ajurlu ilmeğimiz birinci tersimiz, arkasındaki ikinci tersimiz. Önce kesme işlemi yaptım. Ördüğüm ilmeği tekrar bir kez ördüm. Artırmayı unutmayalım. Bir kez artırdık. Sıradaki 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Evet, sıra sonuna geldik arkadaşlar. Modelimiz böyle. Modelin tersi düzü yok. Her iki tarafta aynı şekilde yapılan bir model. Şöyle tabii ki ilerledikçe kendini gösterecek. Bakın, iki düz iki ters lastik üzerine de gayet güzel uyum sağladı bu model. Böyle de yapabilirsiniz. Size fikir olsun diye bunu lastikli başladım. Bir de lastiksiz yaptığım parçam var. Bunu da bakın lastiksiz olarak yaptık. Bunu beraber yaptık. Lastikli olanı şöyle kenara bırakıyorum. Bunu da ben daha önce yaptım. Böyle lastiksiz de kullanabilirsiniz. Bakın kıvrılma falan olmuyor. Bunu ben bambu iple yaptım. Siz isterseniz koton iple, merserize iplerle, yazlık ince iplerin hepsiyle yapabilirsiniz. Yazlık, mevsimlik örgülerinizde kullanabileceğiniz harika bir model. Etol şal yapımında kullanabilirsiniz. Yazlık bütün örgülerinizde kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi her iki yüzü de aynı. Şöyle bir görüntüsü var. Siz nelerde kullanacaksınız? Hangi ipleri kullanıyorsunuz? Onları da yorumlarda belirtirseniz izleyen arkadaşlara da fikir olmuş olur. Evet. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.